Gezniyor'dan herkese merhaba arkadaşlar. Tura çıkmak istiyorsunuz ama çok para harcamak istemiyorsanız, ucuz ama kaliteli olsun diyorsanız bu hafta sizin için sem çantayı inceliyoruz. Evet dediğim gibi sem çantayı inceliyoruz. Bununla ilgili ben daha önce yorumlar almıştım incelemem konusunda. Ben de sizler için ne yaptım? Sem çantayla irtibata geçip sem çantanın modellerini aldım ve incelemeye karar verdim. Fakat o kadar çok modelleri vardı ki modellerin yarısını kardeş kanalımız olan Güncemden'e gönderdim. Yarısını da Güncemden Yiğit inceleyecek. Peki bu sem çanta nedir? Sem çanta ticari kaygısı olmayan bir çanta arkadaşlar. Ee, Senem Hanım adında bir endüstri mühendisi ve eşi e, Engin Bey peyzaj mimarı Kendileri zaten bisiklet severler e, bisiklet sporuna gönül vermiş insanlar böyle bir ihtiyaç doğuyor kendileri için birer çanta yaptırıyorlar tura çıkmak için ve sonrasında arkadaşlarından gelen tepkiler e, olumlu tepkiler sonucunda bu çantayı sem çanta adıyla satışa sunuyorlar e, internet siteleri alt tarafta şimdi göreceksiniz e, bu internet sitesinden bu çantaları alabiliyorsunuz. E, bu internet sitesine girdiğinizde çantalar çok kaliteli görünmüyor açıkçası. Ben kendim de internet sitesinden ilk defa incelediğimde acaba demiştim. Hani lan hani Türk malı falan filan düzgün mü değil mi? Ama inanın e, bu çantayı elime aldığımda Senan Hanım'dan teslim almaya gittiğimde çantaların ciddi kaliteli olduğunu gördüm. Şimdi isterseniz ben size e, benim elimdeki olan 3 adet çantayı inceleyelim. Diğer kalan çantaları da güncenden de cumartesi günü yayınlayacak. Oradan seyredebilirsiniz, oradan takip de edebilirsiniz. Şimdi ilk olarak 60 litrelik uzun tur heybesi. Arkadaşlar ciddi şekilde ben bunu ilk geldiğinde tabii katlı olduğu için içine çamaşır yetiştiremedim. Hani böyle daha kabarık dursun dedim, içine çarşaf falan koyayım dedim. Ama neredeyse evdeki çamaşırların tamamını içine tıkıştırıp durdum. Yani daha da hala da yer var. Gerçekten büyük. 60 litre iki bölümden oluşuyor. İsterseniz önce ben size şu bölümünü bir tanıtayım. Şurada çok harika bir bölüm yapmışlar. Bununla valla e, turlarda çok ciddi işinize yarayabilecek bir bölüm. Hemen şunu şöyle alalım. Bu nedir? E, uzun tur heybimizin 20 litrelik bölümü. Yani üst kısmına konulan bölüm. E, nasıl kıta üst kısmına monte ediyoruz? Şurada görmüş olduğunuz klipslerle üst tarafına çantamızın şu heybimizin üst tarafından monte ediliyor. E, bu kısmına birazdan geçeceğim. Orası zaten bagaj üstünde kalan kısmı. E, bu nasıl bir şey, bu üst tarafında kaskınızı takabileceğiniz veya herhangi bir ekipmanınızı, şişenizi, suyunuzu, e, istediğiniz bir ekipmanı buraya sabitleyebileceğiniz e, ipler yapılmış. Bu ipler buradan ayarlı. bunu buradan gerdirip kastırabiliyorsunuz. E, ayrıca bu çanta e, şurada bilmiyorum görüyorsunuz sanırım. Şurada bir kulpu var. Taşıması da inanılmaz rahat. Yani aynı zamanda laptop çantası gibi falan da kullanabilirsiniz bunu. İlla yani bisiklette kullanmanız e, gerekmiyor. Yani birkaç fonksiyonu olan bir çanta. Kapağı nasıl açılıyor? Hemen şu şekilde göstereyim. İçinde çamaşırlar olduğu için kapağı şu şekilde açılıyor arkadaşlar. Kapağı bu şekilde çok rahat e, Üste bu Şuradan sabitlenmiş olmak üzere. 180 derece etrafından fermuarlarına açılarak kapağını çok rahat şekilde açıp ne yapabiliyorsunuz? Çantanızı kullanabiliyorsunuz. Hemen bunu kenara alıyorum. Arkasından 20-20-40 litre olan büyük tur heybemizi alıyorum. Ee, görüntüde uzaktan baktığınızda hani böyle okul çantasıymış gibi falan bir algı yaratmış olabilir ama sizi yanıltmasın kesinlikle yakından öyle durmuyor. İşte şurada reflektörlü bantlarını görüyorsunuz. Aynı şekilde burada da reflektörlü bantlar yapılmış. E, bunun en önemli özelliği su geçirmiyor olması. E, arasında ben Senem Hanım'la konuştuğumda özellikle sormuştum. Ya bunlar su geçirir mi? Hayır Fırat Bey dedi. Su geçirmez çünkü araya da özel e, lamine e, sanırım enjekte edilmiş ya da e, preslenmiş gibi bir şey söyledi. Tam hatırlamıyorum o tekniklerimi. Ama su geçirmediğinden bahsetti. Hatta bana şu özelliğini söyledi. Dedi ki bakın dedi burada da dedi, fermuarları var. E, ama biz bunu kullanırken fark ettik bu fermuarlardan su alabiliyordu. Bunun üstüne bir korumalık yaptırdık dedi. Ama tabii her ihtimale karşı buna bir kılıf olarak bir şey de kullanılabilir üstünde. Hani çok böyle yağmurlu havalarda gidiyorsanız ki aslında mantıkken yani düşündüğünüzde hani ben kendim tura çıkarken ne yapıyorum? Eee yani özellikle Accuweather'dan hava durumunu takip edip yağmursuz olmasına dikkat ediyorum. Ki ne kadar yağmura yakalanmışım? 1 saat, 2 saat yakalanmışımdır. Öyle bir durumda da çok rahat bir naylon torba ile üstünden sorunu çözebilirsiniz. Fakat e, su geçirmediğini biliyorum. Şimdi bunların haricinde anlatacağım size ne var? E, bunlarla ilgili, sem çantayla ilgili en çok sorulan konulardan biri. Diyorlar ki işte cırt cırtlar problem çıkartıyor mu? Bisiklete takılırken, bagaja takılırken cırt cırtlar problem çıkartıyor mu? Ortlip çantalarda veya diğer Decathlon'un çantalarında kenarlarda plastik klipsler var diyorlar. Şimdi bana sorarsanız bunlar bir sorun çıkaracağını zannetmiyorum. Şurada cırt cırtlar var. Ben şimdi bunu bisikletimin yanında olmadığı için gösteremiyorum. Ama bisikletinize şu şekilde bunu üstten koyuyorsunuz. Şu altta kolumun olduğu yerde bisikletin bagajı olacak şekilde. Şu tabi şuradan e, yatay çubukları geçtiği için bu cırt kapatıyorsunuz. Bana göre yapılabilecek en güzel tasarımlar, en pratik tasarımlardan biri olmuş. Kancalara göre daha rahat. Yani kancalar da rahat gerçi. Hakkını yemeyeyim. Yani onu da takıp çıkartabiliyorsunuz. Ama fiyatı, fiyat performans açısından, maliyeti düşürmek açısından yapılabilecek şu cırt cırtlar en uygun şeyler olmuş. ayrıca bunları nasıl taşıyoruz bu çantayı? Şimdi normalde klipslerde tık kaldırırdınız. Bunda da aynı sistem var. bunun için bunlar tabii kullanımla, tecrübeyle sabitlenmiş şeyler genelde. Ne yapılmış? Buraya bir elcik konulmuş. Yani siz tura giderken atıyorum şu şekilde özür dilerim. Şöyleyken e, şu klipsler takılı oluyor tabii. Ben şimdi klipsleri takmıyorum. Ne yapıyorsunuz? Bisikletinizle kampa geldiniz. Hemen buradan klipslerini açıp çantayı kolayca çıkartıyorsunuz. Bunun bagajın üstünde olduğunu varsayarsak, şu elcinden şu şekilde kaldırmanızla birlikte çanta olarak çok da kullanışlı, şık bir hale geliyor ve taşıması da çok rahat. E, bunların haricinde ne var? Benim dikkatimi çeken bir özelliği. Şimdi ben normalde kendim e, kullandığım başka bir tur e, çantası kullanıyorum, e, ortak kullanıyorum. E, ee, onun içinde cep yoktu. Yani o beni ciddi uğraştırıyor. Mesela şey yapabiliyor. Önümüzdeki günlerde onu da inceleyeceğim. Eline yani bir şey düşürdüğüm zaman için ta elimi diplere kadar sokmam gerekiyor falan filan. Bunun için ne yapmışlar e, ee, sem çantada? Sem çantada öne şöyle pratik iki tane cep yapmışlar. Bu cepler vallahi hayatınızı kurtarır. Hani buraya işte bir telefonunuzu, paranızı kolay ulaşmak istediğiniz her şeyi koy, koyabilirsiniz. Bir de bunların haricinde, bilmiyorum, siz sanırım görmüyorsunuz, bunun içinde, arkasında, hemen bakayım. Yok, pardon, öteki çantada herhalde. Bir tanesinde çünkü cep gördüm, birinin içinde de cep olması gerekiyor. Bunlar çok da önemli değil önündeki ceplerden dolayı. Evet, şimdi ne dedik? 60 litre. Şu şekilde 60 litre ediyor arkadaşlar. Hemen arkasından ne geliyor? 15 litre civarında bir gidon çantası var. Ne etti? 60 artı 15, 75 litre. Arkadaşlar, 75 litreyle uzun tura değil. Hakikaten göç edersiniz, ülke değiştirirsiniz resmen. 75 litre. Ben e, eski dağcılık, eskiden dağcılık yapıyordum. 75 litrelik çantayla yiyeceklerim de dahil olmak üzere bir hafta kamp yaptığımı biliyorum. O yüzden 60 litre artı 15 litre gidon çantası sizi bir haftalık turlarda rahat rahat idare eder ki kaldık üstüne uyku tulumunu falan çok rahat mont edebileceğiniz özellikleri de var. Neyse gelelim gidon çantamıza. Gidon çantamız 15 litre dedik. Şu şekilde cırt cırtlarla tutturulabilen e, ne var? Bir harita kabımız var. Buraya işte haritanızı, telefonunuzu şu şekilde. Telefonu, gerçi telefonu koydum hani düşebilir buradan. E, ama daha çok harita veya yolda e, bakmak istediğiniz bir şeyi koyabiliyorsunuz. E, bu gidon çantasında ne özellikler var? Hemen onları da söyleyeyim. Bir kere şurada en önde lambayı takmak için e, bisikletinizin ön farını takmak için şöyle e, bir aparat, e, bir parça eklenmiş buraya. Şu önde yine görüyorsunuz e, gece karanlıkta görünmeniz için reflektörler dikilmiş. Önde ufak bir gözünüz var buraya. Yani güneş gözlüğünüzü koyabilirsiniz kırılmaması için, içeride sıkışmaması için veya başka sakız veya istediğiniz bir şeyi koyabilirsiniz. Şu yanda şu su şişesi veya telefonunuzu sıkıştırabileceğiniz bir alan var. Aynı şekilde burada da bir tanesi fileli, bir tanesi cepli olmak üzere yine ayrıntılı şekilde düşünülerek tasarlanmış şeyler. Benim bu çantada en çok ilgimi çeken ne oldu? Onu da söyleyeceğim hemen ama geçmeden önce gidona nasıl takılıyor derseniz Gidona şu görmüş olduğunuz cırt cırtlardan ee, özellikle dayanım için ve sallantıları engellemek için şurada metal parça kullanılmış. Gidona şu şekilde takılıyor ama e, şurada üçüncü bir parçası olmadığı için ve üçüncü parça da koyup da kadroya bağlayamayacakları için ekstradan ne yapılmış? E, Bunu da şöyle isteğe bağlı olarak şöyle klipslerle çıkartabileceğimiz iki taraftan klipsli. Bir ip konulmuş. Bu iple de gidona da sarabiliyorsunuz. İyice sabitleyebiliyorsunuz. Onun haricinde da bu ip ne işe yarıyor? Şu şekilde alıp bunu tele bisikletinizden çıkardığınızda şekilde çanta olarak rahat rahat da taşıyabiliyorsunuz. Ama benim en çok dikkatimi çeken bu değildi. En çok dikkatimi çeken özelliği neydi? Gidon çantaları genelde böyle oluyor. Şu şekilde açılıyor. Yani benim daha önce başıma geldiği için diyorum. Şu şekilde açılıyor gidon çantaları ve bu bisiklet binerken yani şöyle gittiğinizi düşünürseniz bunu buradan fermuarı açmak çok zor oluyor. Burada tam tersi yapılmış. İnanılmaz rahat şekilde karşıdan gelen de içinde ne olduğunu görmüyor. Kapağı şu şekilde açıyorsunuz. Yani bisikletinizde durdunuz. Çantanızdan bir şey alacaksınız. Hemen şu şekilde çok pratik bir biçimde kapağı tık açıyorsunuz. Ee, i̇çinden ne çıkıyor? O deminki göz herhalde sanırım buradaymış. Ben yanlış hatırlıyorum. İçinde şöyle bir göz var. Bu göze ne koyabilirsiniz? Bu göze paralarınızı koyabilirsiniz. Çok fazla dipte hani kaybolmasını istemediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. İçine bakıyorsunuz. İçi gayet şık. Arada neopren kullanılmış anladığım kadarıyla. Artı arkasında şu kısımda bir plastik kullanmış. Bunu az önce söylemeyi unuttum ben. şu büyük tur heybesinde de aynı şekilde Buralarda plastik yok ama kalın e, yapılmış. O yüzden tekerleğe denk geldi. Özür dilerim. Bagaja geldiği için herhangi bir şey olmuyor. Artı altında da bir cırt cırt var sabitlemek için. Evet. Bu iki çantayı aldığınızda arkadaşlar ne oluyor? 75 litreye sahip olmuş oluyorsunuz. Yani çok ciddi bir hacme sahip olmuş oluyorsunuz aslında. Ve bu size e, bir haftalık tırlarınızda falan çok rahat yetiyor. Hatta e, yani ben bunu farazi olarak bir haftalık diyorum. Belki bir ay da çıkabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Şimdi ee, dedim ki 75 litre falan filan. tamam 75 litre iyi hoş peki e, ya arkadaş ben bu kadar uzun tura çıkmayacağım ne yapacağım bunu yani Suriye'den Türkiye'ye mi göç ediyorum veya Avrupa'ya mı kaçmaya çalışıyorum falan diyen arkadaşlar içinde hemen sem çanta yine pratik bir şey düşünmüş e, aynı tur çantasının 24 litreli ama tabi üstüne e, şu parça bunu da eklenmiyor hemen şu gidon çantamızı da şu şekilde koyalım. Ee, bu arkadaşlar daha çok e, günlük gezilerinizde veya e, kısa turlarınızda kullanabileceğiniz bir çanta. E, bundaki özellikler ne? Bu yine, yine gayet kaliteli bir kumaşla imal edilmiş. Şuralarda e, sem çantanın logosu, diğerlerinde şunlarda da olduğu gibi burada sem çantanın logosu ve reflektörler var. Ayrıyetten ne var? E, Dediğim gibi aynı şekilde buradan cırt cırt bantlarla bagajımızı tutturabiliyoruz. Alttan da yine e, az önce atlamıştım. Orayı anlatmamıştım. Burada anlatayım. Burada da yine ne var arkadaşlar? Cırt cırt bantlarla e, bagajımızın arkasını tutturup e, giderken sallanmasını engelleyici cırt cırt bantlar var. Peki bunu başka nerede kullanabiliriz? Bunu aslında iş içinde kullanabiliriz. Yani ben e, daha önce e, esnaflık yaparken... Yanımdaki arkadaşları sağa sola, şehir içi özellikle bisikletle gönderi getirdim. Böyle bir çantaya ihtiyaç duyardık ama hiçbir zaman bulamıyorduk. Yani gidiyorduk, bir yerlerden bir çantalar alıyorduk. Ya dağılıyordu, ya patlıyordu, ya çatlıyordu ya da bisiklete uymuyordu. Bunu e, kurye olarak bisikletini e, iş için kullanan arkadaşlar da çok rahat kullanabilir. Artı 3 günlük, 2 günlük kısa kamplara gidecek arkadaşlar da kullanabilir. Çünkü bunu böyle bagaja taktığınızda burada üst alanda bayağı büyük bir alan kalacak size. Buraya da uyku tulumunuzu, çadırınızı bağlayabilirsiniz. E, önde yine ne düşünülmüş? Önde yine böyle cepler düşünülmüş. Tabii bunlar şimdi ben işlerini çok doldurmadığım için böyle darmış gibi gözüküyor ama aslında bunlar bana göre geniş. Ha Burada ne var? Burada korumalar yapılmamış sadece. Şu ön taraftan su geçirme riski olabilir mi? Olabilir. Ama bana kalırsa su geçirmesi için üstüne mavi büyük çöp poşetlerinden bile geçirebilirsiniz. Şayet çok yağmura yakalanırsanız. Ama onlar haricinde gövdesiyle ilgili olarak şuralarda yine korumalar yapılmış. Bakalım bununla ilgili başka size neler söyleyebilirim. Ee, başka 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 İçine bakıyorum yok tamam söyleyeceklerim anlaşılan ee, bu kadar. Dediğim gibi arkadaşlar e, ben gittim, gördüm, aldım, geldim ve ben çantayı gerçekten beğendim. Fiyatlarına gelecek olursak fiyatları en pahalı yanlış hatırlamıyorsam yine e, internet sitesinden kendiniz de bakabilirsiniz. En pahalı çantaları şu görmüş olduğunuz 60 litrelik çanta 115 lira. Bunlar da 65-75 gibi bir civardaydı fiyatları. Tam hatırlamıyorum. İnternet sitesinden kontrol edebilirsiniz. Nerede satılıyor? Sem çanta diye Google'dan arattırdığınızda karşınıza internet siteleri zaten çok çabuk çıkıyor. Onun haricinde işte sanal pazar gibi sitelerde de bulabiliyorsunuz. Onun haricinde nereden bulabilirsiniz? Sem çanta diye arattırdığınızda. Senem Hanım'la WhatsApp'tan iletişime de geçebilirsiniz. Kendileri oradan size de yollarlar. Ee, evet, bu videomuzda da ne yaptık? Dediğim gibi hızlı bir şekilde ama ayrıntılı bir biçimde sem çantayı inceledik. Haftaya yine farklı bir konuyla beraber e, olacağız. E, bugün Çarşamba, Cumartesi günü kalan çantaları, yani e, bunun haricinde tur heybesi, ondan sonra yeni yapılan bir ürün daha vardı. Onlar da güncemden de e, yani Yiite Yiite e, gönderdim. Cumartesi günü o da onları yayınlayacak. Onu da kaçırmayın diyeyim. Sen ile ilgili tamamen e, geniş bir bilgiye sahip olmuş olursunuz. En azından bir fikir edinmiş olursunuz diyorum. E, önümüzdeki haftaya kadar şimdilik sağlıcakla kalın. Dediğim gibi e, videolarımı beğenirseniz, paylaşırsanız ve kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Ayrıca Instagram hesabım altta geldi. Geziniyor'dan da beni takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.